Peki, kürlerimize devam edelim. Sivilce. Cilt kanserine geçelim ilk başta isterseniz. Olur, tamam. Tamam. O hazırsa o da Cilt geçelim. kanserini yapalım. Cilt Cilt kanseri. kanserinde bizim burada 40 kilit bitkimiz var. Taş anasonu kökümüz var. Nar çekirdeği yağımız var. Bir de nar özü dediğimiz yani nar eşkisi dediğimiz takviye ürünümüz de var bizim burada. Bu 40 kilit bitkisinden kaynamış olan yine bir su bardağımızın içerisine bunu bir tutam şeklinde ya da bir tatlı kaşığına gelecek şekilde atmamız gerekiyor. Evet. Bu burada 8 dakika falan kısık ateşte kaynaması gerekiyor. 40 kilit bitkimiz. Kaynadıktan sonra bu sıcakken süzülüp ılık olarak akşam yemeklerinden 2 saat sonra içilmesi gerekiyor 40 kilit bitkimiz. Bu taş anasonu kökümüz de yine günde bir defa şeklinde olması gerekiyor. Kaynamış olan suyumuzun içerisine burada bir tatlı kaşığı olması gerekiyor yine bunun da. Taş anason, evet. Yani ses kısıklığı olanlar, sesim gitti diyenler taş anasonu birebir. Daha aynı gün düzeltir. Bu çok önemli. Evet. Özellikle de bu işi yapan Beyin tümörlerinde veriyoruz. Mesela spikerler, Evet. haber okuyanlar, ne bileyim halka hitap edenler, öğretmenler, sesini meslek olarak çok kullananlar. Dolayısıyla bu birebirdir yani hiç affetmez. Nasıl? Ses Sadece kısıklığı. ses için nasıl uygularız? Evet. Yani seste de fark Aynı etmiyor. Ya şekilde. aynı şekilde Tamam, devam çünkü edelim. kaynama şekilleri Sadece taş aynı. anasonu. Taş anasonu kökü. Bu burada 8 dakika kaynayacak bir su bardağımızın içerisinde. 8 dakika kaynadıktan sonra bu sıcakken süzülmeyecek. 10 dakika bir köşeye alınacak. Ocaktan alınıp 10 dakika sonra ılıktan sonra bunu süzeceğiz. Süzdükten sonra günde bir defa şeklinde bunu da içmemiz gerekiyor bizim. Bunu içtikten sonra da ara takviyeli ürünlerimiz var bizim. Nar çekirdeği yağ. Bundan da bir tatlı kaşığı alması gerekiyor günde bir defa aç karnına. Nar üzümünden de günde bir defa bir tatlı kaşığı yine bunu da kullanması gerekiyor. Bu bizim cilt kanseri kürümüzdür. Yani burada en önemli olanlar taş anasonuyla 40 kilit Bitkisi. bitkisidir. Yani bunu tekrar hatırlatmakta ben fayda görüyorum. İşte 40 kilit bitkisinin efendim karaciğerde toksin etkilidir diye yok böyle bir şey. Avrupa'da fitoterapi kitaplarında ki bunun için Avrupa Birliği'nin ortak kullandığı bir eczanelerde ve fitoterapi yapan doktorların muayenehanelerinde kitabın içinde 40 kilit bitkisi karaciğer koruyucu olarak geçer. Bunu Göstermiştim. bir programda göstermiştik. Gösterdik, evet. Tekrar ben hatırlatmakta fayda görüyorum.